Herkese merhaba çocuklar. Üsküp Eğitim Kurumları 8. sınıf öğrenciler için hazırlamış olduğumuz olasılık ünitesi ile ilgili geçiş sorularını çözeceğimiz video dersimize hepiniz hoş geldiniz. 11 tane olasılık konusuyla ilgili geçiş sorumuz var. Neydi geçiş sorusu? Kazanım odaklı kolay sorular ile yeni nesil mantık muhakeme soruları arasında bir köprü oluşturan sorularımızdı. 11 tane soruyu hazırsak hep beraber çözmeye başlayacağız. Gelsin bakalım birinci sorumuz. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Olasılığın formülü verilmiş bize. Aynı sınıfta okuyan öğrencilerin tamamı aşağıdaki gibi bir hatıra fotoğrafı çektirmiştir. Bakalım 2020 yılına ait bir hatıra fotoğrafı. Arkadaşlar burada karizmatik duruşlar yaparak bir poz vermişler, öyle söyleyelim. Sınıf öğretmeni Nilda Hanım sınıftan seçtiği bir öğrenciye çekilen fotoğrafı çoğaltma görevi verecektir. Buna göre sınıf öğretmeni Nilda Hanım'ın seçtiği öğrencinin kız olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Çok kolay bir soru arkadaşlar. Kız olma olasılığını soruyor. Kızları bir işaretleyelim hep beraber. Burada bir kızımız var. Burada bir tane, burada bir tane, burada bir tane. Bakalım burada da bir tane var. Kaç tane kızımız var? Olasılık eşittir. Şöyle kısaca O harfiyle gösterelim. Bizden istedi 1, 2, 3, 4, 5 tane. Toplamda tüm olası durumlar kaç tane? Onu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Yani toplamda tüm olası durumlar 10 öğrenci olduğundan dolayı 10 tane olacak. 5 bölü 10 şıklarda olmayacak. Çünkü neden? Sadeleştirme yapılabiliyor. 5'i 5'e bölersem 1, 10'u 5'e bölersem 2, 1 bölü 2 olacak doğru cevabımız. İkinci sorumuz Atatürk Ortaokulu'ndaki 8. sınıf öğrencileri. Muş'taki bir köy okulu kütüphanesi için bağış kampanyası düzenlemişlerdir. Bağışlanan kitaplar arasında roman, test kitabı, dergi türü kitaplar yer almaktadır. Bu kitaplar arasından rastgele seçilen bir kitabın dergi olma olasılığı en az. Dergiler en azmış arkadaşlar. Roman türü olma olasılığı da en fazlaymış. En az dergi, en fazla roman. O zaman arada da ne olacak çocuklar? Test kitapları olması gerekiyor. Peki. Buna göre bağışlanan kitapların dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Hem daire grafiği hem de olasılığın karışmış olduğu sorulardan bir tanesi. Şimdi bakalım A şıkkına. Test kitabı 90 derece. Burada dergi de 90 derece. Şu romanlara ne kalacak? Tamamı 360 olduğundan dolayı 90 daha 180. 360'dan 180 çıkarttım. Buraya da 180 derece kalacak. Şimdi bir hatırlayalım. Dergi en az. Dergi en az olacak. Burada dergi en az mı? Değil. Neden? Test kitabıyla aynı. Bu gitti. Hatta hemen hızlıca şöyle bir şıklara bakalım. Derginin en az olduğu şıkları bir işaretleyelim. Dergi burada en az. Evet bu olabilir. Dergi burada en az. Evet bu olabilir. Dergi burada da en az değil. Bu da gitti. Ya B ya C. İkisinden bir tanesini seçeceğiz. Şimdi neydi arkadaşlar? Şu verilmeyen açıları bir bulalım. 120-80 daha B şıkkında 200. 360'dan 200 çıkarttım. 160 derece. Ne olmasını istiyordu? Dergiler en azdı. Tamam dergiler en az zaten. Romanın ise en fazla olmasını istiyor. Roman en fazla mı? Evet. 160 derecelik açıyla romanımız en fazla olacak. Burada roman en fazla değil arkadaşlar. Bakın bunu hesaplayalım. 650 daha 210, 360'dan çıkarttım. 150 derece. Test kitaplarıyla romanlar birbirine eşit çıktı. Olmaz. Doğru cevabımız B şıkkı. Devam edelim 3. sorumuzda. Bir olayın olma olasılığı. Olasılığın formülü verilmiş. Aşağıda 4 öğrenci bir LGS denemesinde çözdükleri soruların sayılarıyla ilgili bilgi vermiştir. Deniz demiş ki 50 sorudan 12'sini çözdüm. Tamam. Mert demiş ki 100 sorudan 24'ünü çözdüm. Bora demiş ki 50 sorudan 40'ını çözdüm. Bora iyi çözmüş bu arada. Seren 30 sorudan 4'ünü çözmüş. Seren kötü yapmış ama neyse tamam soruya bakalım. Bu bilgilere göre Haziran ayında yapılacak LGS sınavıyla ilgili ki LGS gerçekten hep Haziran'ın ilk haftası sonunda oluyor arkadaşlar. LGS sınavı ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi bir karşılaştırma yapacağız. Bakın A şıkkında diyor ki Deniz ile Mert'in soru çözme olasılıkları eşittir demiş. Deniz 50'de 12, bu %24 çözmüş. Ya şunların hepsini biz 100 olacak şekilde bir ayarlayalım. Şimdi Deniz basit bir orantı kuralım çocuklar. 50 sorudan 12'sini çözüyorsa o zaman 100 soruda Deniz bakın 2 katını aldım. Bunu da 2 katını alırsam 24'ünü çözmüş olacak. Yani %24'ünü çözüyor Deniz. Mert zaten %24. Peki. 50 sorudan 40'ını çözdüyse 100 sorudan 2 ile çarptım %80 oldu. Bora zaten iyi demiştik. Bu arkadaşı 100 yapabilecek miyiz? Yapamayacağız çocuklar. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ya bu 3 ile çarparsak bunu
90 soru olacak. Bunu da 3 ile çarparsak 12. 90'da 12 ise yüzde birazcık daha fazla olacaktır. Hadi yaklaşık 15 diyelim bize. Şunu da %15 olarak alalım. Zaten kesin bir şey değil, bir karşılaştırma sorusu. Şıklara bakıyorum. Deniz ile Mert'in soru çözme olasılıkları eşittir. Bakın Deniz ile Mert, evet eşit, doğru bu. B şıkkı. Soruyu doğru yanıtlama olasılığı en yüksek olan öğrenci Bora'dır. Evet Bora arkadaşlar, bakın %80 ile Bora hakikaten en yüksek olan öğrenci, yanıtlama yükseliği en yüksek olan öğrenci Bora. Seren'in soru çözme olasılığı 1 bölü 5'ten büyüktür demiş. Şimdi 1 bölü 5 şuraya bir çekelim. Biz ne olarak hesapladık? Yüzde olarak hesapladık. Şu 1 bölü 5'te yüzde olarak göstermek için payda 100 olacak şekilde genişletmem gerekiyor. 20 ile genişletirsem 20 bölü 100, yani %20 olacak. Yani bize Seren'le ilgili C şıkkında diyor ki Seren'in soru çözme olasılığı 1 bölü 5'ten, yani %20'den daha büyüktür diyor. Hayır, %20'den daha küçük. Oysa bu yanlış olacak. D şıkkına da bakalım. Soruyu çözme olasılığı en düşük olan öğrenci Seren'dir. Evet, %15'te az önce Seren'in olduğunu hesaplamıştık. Yanlış olan ifade C şıkkındaki ifade oldu. Dördüncü sorumuz. 12 eş bölmeden oluşan aşağıdaki çarkın her bölmesinde bir doğal sayı yazılıdır. Bakalım. Hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane bölme var çocuklar. 12 tane kısım var, yani daire dilimi var. Bahar bu çarkı çevirdiğinde okun gösterdiği sayının 4 fazlasının, okun gösterdiği sayının 4 fazlasının asal olma olasılığı kaçtır demiş. O zaman ben buradaki sayılarla işlem yapmayacağım. Buradaki sayıların 4 katıyla işlem yapacağım. O zaman şunların rengini bir değiştireyim, kırmızı olmasın. Bunların hep 4 fazlasını alalım çocuklar. 27'nin 4 fazlası 31. 5'in 4 fazlası 9. Çünkü bunlarla işlem yapmam gerekiyor. 4 fazlası 18. 17. Hızlanıyorum. 13. 5. 9. 15. 19. 28 4 fazlası. 37 ve 14 olacak. Neyi soruyor? 4 fazlasını. Tam 4 fazlalarını buldum, yazdım. Asal olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Peki asal olanları işaretleyelim. 31 asal. Asal sayı neydi? Sadece 1 ve kendisine bölünebilen sayılara biz asal sayı demiştik. Dolayısıyla 31 sadece 1'e ve kendisine bölünüyor. 9 asal değil, çünkü neden? 3'e bölünüyor. 18 3'e bölünüyor. Olmaz. 17. Evet. 17 asal bir sayı. 13 de asal bir sayı. 5 de asal bir sayı. 9 olmaz. 15 olmaz. 19 asal bir sayı. 28 olmaz. 2'ye bölünüyor. 37. Evet. 37 asal bir sayı. 14 yine çift olunan oy olmayacak. O zaman olasılık eşittir. Asal olma olasılığı kaç tane işaretledim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane işaretledik. Toplamda kaç tane vardı bu sayılardan? Az önce saymıştık. 12 tane bölme varsa 12 tane de sayı olacak. O zaman olasılık değerimiz 6 bölü 12. Bunu da sadeleştirirsem çocuklar yarım eşit olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı. Beşinci sorumuz. Karşımızda bir satranç tahtası var. Yanda verilen satranç tahtasında at ve kalenin yerleri gösterilmiştir. Satrançta at ve kale ile ilgili kurallar aşağıdaki gibidir. Şimdi satranç bilen arkadaşlar burada okuduğumuz kısmın ne anlama geldiğini az çok anlayacaklar. Bilmeyen arkadaşlar da anlamaya çalışsınlar. At bulunduğu yerden 2 kare aşağı veya yukarı, sonra 1 kare sağ veya sola, ya da 2 kare sağ veya sola, 1 kare yukarı veya aşağı hareket edebilir. Arkadaşlar kısaca L şeklinde diyoruz biz atın. Bakın at buradaysa şöyle bir L hareketi yapıp şuraya gelebilir. Ve bu L hareketini at etrafındaki tüm kareler için de yapabilir. Yani bakın buraya gelebilir. At bir L yaparsa buraya gelebilir. Uzun L yaparsam bakın buraya da gelebiliyor. Buraya da gelebiliyor. Sonra aşağı doğru aynı mantıkla buraya da gelir. Buralara da gelir. Buralara da gelir. Buralara da gelir diyeceğiz. At diğer taşların üstünden atlayarak gideceği kareye ulaşabilir. Rakip taşın bulunduğu karenin üzerine gelerek rakip taşı alır demiş. Zaten nereye geliyorsa, yani bu at kalkıp buraya geliyorsa, burada bir taş varsa da bunu yemiş oluyor zaten. Bir ifade daha kullanmış. Gene onu söyleyelim çocuklar. Satrançta normalde bir taş başka bir taşın üzerinden atlayamaz. At hariç. Çünkü at adı üstünde ne yapacak? Atlayacak. Dolayısıyla at atlayabilir. Onun dışında hiçbir taş atlayamıyor. Burada bunu söylemiş. Kale bulunduğu yerden ileri geri sağa sola istediği kadar ilerleyebilir demiş. Yani kale burada bakın siyahla gösteriyor. Şuradaki
Sütunda istediği kadar ileri geri gidebilir. Şuradaki sütunda sağa sola istediği kadar gelebilir. Bundan bahsetmiş. Kale rakip taşın bulunduğu karenin üzerine gelerek rakip taşı alır demiş. Yani nereye geliyorsa onu alıyor. Peki oyun sırası beyazlardayken atını kaybetmeden oynamak isteyen bir oyuncunun atı oynayabileceği olası durum sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakın çocuklar, atın gelebileceği yerleri şurada kırmızı mısın? Atın gelebileceği yerleri az önce işaretledik. Kaç tane olasılık, tüm durumlar kaç tane? Şöyle olasılık demeyelim de olası durumlar 8 tane. Neden sayalım bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yere bu at oynayabiliyor. Ama bu oynayabildiği yerlerin bir kısmında kale bunu yiyebiliyor. İşte biz kalenin yiyemeyeceği olası tüm durumları bulacağız. Çünkü atı kaybetmek istemiyormuş. Bakın şuraya gelirse at kale bunu yer. Buraya gelirse de at kale bunu yer. Ama onun dışında gideceği, atın oynayacağı yerlerde kale kesinlikle atı yemeyecektir. Dolayısıyla 8 tane tüm hepsi, 2 tanesini çıkartırsam eğer 6 tane yere at oynarsa atını kaybetmemiş oluyor. Olası durumların sayısı 6 olmuş olacak. Sonraki sorumuz, 6. sorumuz geldi. Bir kafeye giden Can aşağıdaki menüde fiyatları yazan ürünlerden bir içecek ve bir yiyecek sipariş ediyor. Menü çay, evet en ucuzu çay 3 lira, kahve 10 lira, gazoz 7 lira, portakal suyu 12 lira, kek 3 lira, sütlaç 10 lira, tost 7 lira, sandviç 12 lira demiş. Ne yapacaktık? Bir tane içecek, bir tane de yiyecek seçeceğiz. Peki, şartımız geliyor şimdi. Buna göre Can'ın siparişlerinin toplam ücretinin 20 TL'den az olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi, tek tek denememiz gerekirse. Birincisi, buradan çay içelim. Buradan çayla beraber dilim kek seçebiliriz. Yani birinci durum bu. İkinci durum çay ve sütlaç. Üçüncü durum çay ve tost. Dördüncü durum çay ve sandviç. Bakın sadece çayla ilgili 4 farklı durum var. Kahveyle ilgili de 4 farklı durum olacak. Gazozla ilgili 4 farklı durum olacak. Portakal suyuyla ilgili 4 farklı durum olacak. Yani toplamda 16 tane farklı seçim burada yapılabiliyor çocuklar. Toplam seçim sayısı 16 tane. Bunu söylemek istiyorum çünkü Milli Eğitim'in örnek sorularında, Milli Eğitim'in çalışma sorularında böyle sorularla karşılaşabiliyoruz. Olası tüm durumlar burada 10 tane. 4 tane burada var. 4 tane. Bunlar çarparak direkt ulaşabilirsiniz buna. Şimdi şurayı ben bir temizleyeyim. Bunu özellikle söylemek istedim. Tüm durumların sayısı 16. Çokça sorularda karşınıza çıkacak çünkü. Peki tekrardan geldik kalemimize. 20 TL'den az olma olasılığı nedir diye soruyor. Çocuklar baktığımızda çoğunlukla 20 TL'den az zaten. Fiyatlar düşük. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. 20 TL ve üzerinde olanlar 20 TL'den vazgeçtim yani. Direkt az. Çay dilim kek oluyor. Çay sütlaç 13 lira. Bakın çay dilim kek 6 lira yapıyor oluyor. Çay sütlaç 13 lira yapıyor oluyor. Çay tost 10 lira yapıyor. İkisinin toplamı oluyor. Çay sandviç 15 lira yapıyor oluyor. 4 durumun tamamı da burada gerçekleşmiş oluyor. Kahveye bakalım. Kahveyle dilim kek alabiliyorum. Kahveyle sütlaç alamıyorum. Neden? 20'den az olmasını istiyor. Kahveyle tost alabiliyorum. Kahveyle sandviç alabiliyorum. O zaman kahvede 2 durum var. Gazoz. Gazozla ilgili baktığımızda çocuklar 7 ile buradaki sayıların hangisini toplarsanız toplanın hep 20'den az oluyor. Dolayısıyla gazoz içinde 4 farklı durum var. Portakal suyu 12 liraymış. Portakal suyuyla dilim kek alabilirim. Portakal suyuyla sütlaç alamıyorum. Portakal suyuyla tost alabiliyorum. Portakal suyuyla sandviç alamıyorum. O zaman 2 farklı durum da buradan geldi. Toplarsam bakın 4, 2 daha 6, 4 daha 10, 2 daha 12 tane durum oluşmuş oldu. O zaman olasılık eşittir. 20 TL'den az olan 12 tane var. Toplamda da 16 farklı seçim yapabiliriz demiştik. 12 bölü 16'ya eşit olacak. Şıklara baktığımızda yok çünkü sadeleştirme yapılabiliyor. Hem 12 hem 16 4'e bölünüyor. 12'yi 4'e böldüm 3. 16'yı 4'e böldüm 4. Yani 3 bölü 4'e eşit olacak. 7. sorumuz Demet. Bir kurala göre birbirine özdeş olan kağıtların üzerine aşağıdaki gibi sayılar yazmıştır. 1 numarada 81, 2 numarada 100, 3 numarada 121. Aa çocuklar bu sayılar tam kare sayılar değil mi? Bakın burası 9'un karesi. Burası 10'un karesi. 11'in karesi. 12'nin karesi şeklinde devam ediyor. Peki. Demet
kağıtlardan 4 tanesini açık bırakarak diğerlerini ters çevirmiştir. Gördük zaten. Demet ters çevirdik kağıtlardan birini rastgele seçerek ters çevirecektir. Bir tane daha seçip ters çevirecekmişiz. Peki buna göre Demet'in seçtiği kağıdın üzerinde aşağıdaki sayılardan hangisinin yazması olası durumlardan biri değildir demiş. Şimdi biz buraya baktığımızda çocuklar neyi görüyoruz? Sayıların bir sayının karesi yani tam kare sayılar olduğunu görüyoruz. Bu şekilde devam ederse bakın buraya 13'ün karesi olan 169 sayısı gelecek. Buraya 14'ün karesi olan 196 sayısı gelecek. Buraya 15'in karesi olan 225 sayısı gelecek. Bu şekilde devam edecek. Hatta en son nerede biteceğini de ben size söyleyeyim. Bakın 1 iken 9, 8 fark var. 2 iken 10, 8 fark var. 3 iken 11, 8 fark var. 4 iken 12, 8 fark var. 20 ile o zaman en sona 28'in karesini yazacağım. Yani 28'in karesi hatta ne oluyor hemen bir hesaplayalım beraber. 28 çarpı 28. 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 2 16. 6 daha 22. Şunu silelim. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 2 4 bir de elde 5. O zaman topladım. 4 8 784 buraya yazılacak. Hatta bakın şıkların bir tanesinde 784 de var. Şöyle tanıdığımız sayılar var mı? 484 çocuklar. Belki aşinasınızdır. 22'nin karesi. Yani 22 ile 22'yi çarptığınızda 484 yapıyor. Ve tam kare bir sayı. Buraya çünkü tam kare bir sayı yazmamız lazım. 625, 25'in karesi. Tam kare bir sayı. 784'e de zaten az önce 28'in karesi demiştik. Demek ki 749'u hiçbir şekilde yazamayacağız. Ve doğru cevabımız C şıkkı olacak. 8. sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden bir olayın olasılık değerinin alabileceği değerlerin bulunduğu kareler sarıya. Ne demek istiyor? Bir olayın olasılık değeri olabilecek değerler. Olasılık değerleri neydi? 0 ile 1 arasında olması gerekiyordu. Tüm dünyadaki bir olayın olmaması daima 0 ile 1 arasında olmak zorunda çocuklar. Tabi 0 da olabilir, imkansızdır. 1 de olabilir, kesin. Ama 0 ile 1 arasında. Yani basit kesir olması gerekiyor arkadaşlar. Peki. Bunları olasılık değerleri olabilecekleri sarıya, diğer kareler yeşile boyanıyormuş. Burada sayılar verilmiş. Buna göre sarı ve yeşil kare sayısı hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir? 1 bölü 2 bir olasılık değeri olabilir mi? Evet, basit kesir olabilir. %52 olabilir. 0 tam 10'da 6 0 ile 1 arasında olabilir. %0,5 evet olabilir. %0'dan büyük sonuçta bu. 7 bölü 11 basit bir kesir. Bakın basit kesir ne demek? Üst taraf küçük, alt taraf büyük demek. Olabilir. Sıfır imkansız olay zaten olabiliyor. %120. Bir dakika, olamaz kardeşim. %120 demek. 120 bölü 100 demek. Bu basit bir kesir değil, birleşik bir kesir. Dolayısıyla birden büyük bir değerdir bu. Bu olamaz. Buna hiçbir şey atmıyorum. 0,0. Evet, 0 tamla başlayan her şey 0'dan büyüktür. Birden de küçüktür. Olabilir. 5 bölü 4 olmaz. Birleşik kesir. %100 kesin olay olabilir. 1'e eşit çünkü. 71 bölü 74, 75 olabilir. 3 tam 10'da 4 birden büyük olduğundan dolayı olamaz. Dolayısıyla olabilecek olanlar sarıyaydı. Kaç tane işaretledik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sarıya boyadığımız olabilecek olanlar var. Olamayacaklar da hiçbir şekilde işaret atmadığımız 1, 2, 3 tane var. O zaman 9'a 3 sırasıyla eşit olacak ifadeler. Doğru cevap Ceyhan oldu çocuklar. Aşağıdaki kartlara, 9. sorumuz, aşağıdaki kartlara birer birer birden 20'ye kadar sayılar yazılmıştır. Elif bu kartları kartlarda yazan sayıların toplamları aynı olacak şekilde ikişer ikişer gruplandırmıştır. Bunu bir düşünmek lazım. Şimdi birden 20'ye kadar olan sayılar var ve toplamları aynı olacak şekilde. Bunun basit bir yöntemi var çocuklar. En baştan bir tane, en sondan bir tane seçtiğinizde bakın 1 artı 20 neye eşit oluyor? 21'e eşit oluyor. Sonra içten devam edin. 2'ye 19 seçtiğinizde gene 21 oluyor. 2'ye 19 seçtiğimizde gene 21 oluyor. Sonra 3'e 18 seçtiğimizde gene 21 oluyor. 4'e 17 seçtiğimizde, yani içeri doğru devam ediyoruz, 21. 5'e 16 seçtiğimizde 21. Bu şekilde devam. Bakalım soruda ne söylüyor? Grup sayısı mümkün olan en büyük değerdir. Peki bu gruplardan biri rastgele seçildiğinde gruplardaki
ne yazıyor? Kartlarda yazan sayıların farkının 5'in katı olma olasılığı kaçtır demiş. Şunların hepsini bir yazalım çocuklar biz. 6'ya 15. Gene 21 yaptı. Bakın artık eşittir 21 yazmayacağım. 7'ye ne olacak? 14 olacak. 8'e ne olacak? 13 olacak. Şuradan devam edeyim. 9'a 12. 10'a 11 olacak. Peki şimdi dikkat edelim. Ne diyordu? Yazan sayıların farkının 5'in katı olması. Yani bunları birbirinden çıkartacakmışım ben. Şuraya çıkartayım. 20'den 1 çıktı, 19. 5'in bir katı mı? Değil. 19'dan 2 çıkarttım, 17. 5'in bir katı mı? Değil. 18'den 3 çıkarttım, 15. 5'in bir katı mı? Evet. Bu arada burası da şöyle gidiyor çocuklar. Bakın. 19, 17, 15. İkişer azalarak gidiyor. Demek ki 13, 11, 9, sonra 7, sonra 5. Şuradan devam ediyorum. 3 ve 1. 5'in katı olanlar 15 var demiştik. Ha burada bir 5 var. Başka da var mı? Yok. 5'in katı olan. Dolayısıyla olasılık eşittir. 5'in katı olanlar neler? Kaç tane daha doğrusu? 15 ve 5 olmak üzere 2 tane. Tüm hepsi kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane grup var. O zaman olasılık değerimiz 2 bölü 10'a. Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 5'e eşit olacak. Doğru cevabımız B şıkkı çıktı. Devam. 3 bölümden oluşan aşağıdaki rafta renkleri dışında aynı özelliklere sahip kitaplar gösterilmiştir. Bakın birinci bölümde bir tane yeşil, iki tane kırmızı var. İkinci bölümde üç tane kırmızı, üç tane mavi var. Üçüncü bölümde iki tane yeşil, bir tane mavi var. Peki. Aysun rafın birinci bölümünden bir kırmızı renkli, ikinci bölümünden iki mavi renkli kitap almıştır. Üçüncü bölüme ise iki mavi renkli, bir yeşil renkli kitap koymuştur. Bundan sonra bu raftan rastgele alınan bir kitabın mavi renk olmaması kaçtır demiş. Şimdi şunları bir çıkartalım. Ya ne demiş bize? Birinci bölümden bir kırmızı renkli. Çıkarttım bunu. İkinci bölümden iki mavi renkli. Şu ikisini çıkarttım. Bunlar yok artık. Burada ne kaldı? Bir yeşil, bir kırmızı kaldı. Burada ise bakın 3 kırmızı, bir mavi. Burada ise buraya bir şey ekleyecekmişiz. Üçüncü bölüme ise iki mavi renkli. Şundan artı iki daha ekleyecekmişim. Bir tane de yeşil renk. Artı bir de yeşil koyacakmışım bu sefer. Çıkartmak yok, koymak. O zaman bir mavi vardı. İki tane daha koydum. Üç mavi. İki yeşil vardı. Bir mavi. Üç tane de yeşil olacak. Peki. Kitap koymuştur. Bundan sonra neyi soruyordu? Tekrar bakalım. Raflardan rastgele alınan bir kitabın mavi renkli olma olasılığı. Maviler toplamda kaç tane çocuklar? Şurayı bir hesaplayalım. Olasılık eşittir. Mavilere bir sayalım. Maviler, burada hiç mavi yok. Burada bir tane mavi var. Burada da 3 tane mavi var. O zaman toplamda 4 tane mavi renkli kitabımız var. Toplamda kitaplarımız kaç tane? Şurada 2, şurada 4, şurada da 6 olmak üzere toplamda 12 tane var. O zaman olasılık değerimiz 4 bölü 12. Bunu da sadeleştirirsek, her ikisini de 4'e bölersek 1 bölü 3'e eşit olacak. 11. ve son sorumuz çocuklar. 11. soruya özel mavi rengi seçtik. Hadi bakalım. Bir olayın olma olasılığı olasılık formülü verilmiş. Aşağıda fiyatı verilen bir kitabı satın almak isteyen Ahmet'in cüzdanındaki kağıt paralar ve adetleri verilmiştir. Almak istediğimiz kitap 38 liraymış. Peki. Ahmet'in cüzdanındaki kağıt paraların sayıları. 3 tane 100 lirası varmış. İyiymiş. X tane 50 TL bilmiyoruz. Kaç tane 50? 50 liralar var ama kaç tane olduklarını bilmiyoruz. 4 tane 20 lira var. 2 tane de 10 lira var. Peki. Neyi soruyor? Dikkat ediyorum. Ahmet'in kasada ödeme esnasında cüzdanından rastgele seçtiği bir kağıt paranın. Cüzdanımı çıkartacakmışım. Bir tane rastgele para seçecekmişim. Paranın kitabı alabilecek bir para olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Yani rastgele bir para seçtiğimde bu kitabı alma ihtimali 1 bölü 2 olacakmış. Yani şunu söyleyebilir miyim? 1 bölü 2 demek %50 demek, yani yarım. Paralarımın toplam sayısının yarısı kitabı aldırmıyor. Diğer yarısı ise direkt aldırıyor. Bunu söyleyebilir miyim? Peki. Kitabı direkt aldıramayanlar neler?
20 TL çekersem alamam. 10 TL çekersem alamam. Bunlar toplamda kaç tane? 4 tane burada var. 2 tane de burada var. 6 tane paradan bir tanesini seçersem bunlar olmuyor arkadaşlar. Kitabı alamıyorum. Burada ise 3 tane 100 lira var. X tane de 50 lira var. Demek ki bunlar da 3 tane olması lazım 50 lira. Çünkü neden? 1 bölü 2 diyor. Yani eşit şansa sahip olması gerekiyor ki toplamda sayılar birbirine eşit olsun. O zaman dolayısıyla 3 tane de 50 lira olması gerekir diyeceğiz. Evet, böylece 11. son sorumuzda hep beraber çözmüş olduk. Umarım 11 tane soruyu anlamışsınızdır. Hepiniz için faydalı olmuştur. Olasılık genel olarak kolay bir konu arkadaşlar. Bizi rahatlatan bir konu. İnşallah LGS'de soru da kaçırmazsınız. Çıkan olasılıkla ilgili çıkan tüm soruları da cevaplarsınız. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.